3 şehit verilen 251 kişinin yaralandığı Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısının üzerinden 5 yıl geçti. 18 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleşen saldırı Elazığ'ı bir kez daha tek vücut haline getirirken terörün çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi. Tarih 18 Ağustos 2016'yı. Saatler 9.20'yi gösteriyordu. Hain terör örgütünün hedefinde bu kez adı hiç terör olaylarıyla anılmayan huzurun şehri Elazığ vardı. Bomba yüklü beyaz minibüs Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine girmeye çalışırken devrildi ve bomba patladı. Elazığ tarihinin en büyük saldırısı olarak kayıtlara geçen olayda Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3 polisimiz şehit olmuş, 164 polis memuru ve 61 sivil vatandaş olmak üzere 225 kişi yaralanmıştı. Bombalı saldırı Emniyet Müdürlüğü'nün çevresindeki bina ve araçlara da büyük zarar vermişti. Saldırıda 478 kişiye ait araç, bina ve eşya zarar görmüştü. Tahrip gören araç, bina ve eşyaların zarar tespit çalışmaları kısa süre içerisinde yapılmış ve zararlar devlet tarafından karşılanmıştı. Patlamanın ardından 7'den 70'e herkes korkusuzca Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nün önüne koşmuş ve saldırıda yaralanan vatandaşlara yardım etmişti. Vatandaşlar gözlerini kırpmadan yıkılan duvarlar altında kalan vatandaşların kurtarılmasına yardımcı olmuş, kan ihtiyacının giderilmesi için de hastanelerin önünde uzun kuyruklar oluşturmuşlardı. Patlamanın ardından dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya Elazığ'a gelmişti. Ayrıca saldırı sonrasında komşu şehir Malatya'dan da çok sayıda vatandaş Elazığ'a gelmiş ve kan vermek için kan merkezinin önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu. Saldırıdan bir gün sonra Elazığ'da teröre lanet yürüyüşü düzenlenmiş ve Elazığlılar ellerinde Türk bayraklarıyla teröre karşı omuz omuza vermişlerdi. Saldırı sonrasında kullanılamaz hale gelen Elazığ Emniyet Müdürlüğü binasının yerinde şu anda vatandaşlar için millet bahçesi yapılmış durumda. Huzur Adası Elazığ, hain tuzaklarına düşüremeyen terör örgütünün gerçekleştirdiği bu saldırı, Elazığlıları bir kez daha kenetlemiş ve hain terör örgütlerine karşı tavrını daha da sertleştirmişti. Hain saldırının üzerinden 5 yıl geçse de bu saldırıyı unutmayacağız ve unutturmayacağız.